Evet, 232 numaralı rivayet. Ve anha radiyallahu anha kalet nehahumun nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme anil visali rahmeten lehum. Fekalu inneke tuvasilu kale inni lestu keheyetikum inni ebitu yut'imuni rabbi ve yeskini muttefekun aleyh. Evet, yine muttefekun aleyh bir rivayet ve yine Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz nakletmiş. Nehahumun nebiyyü anil visal rahmeten lehum. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ashabını visal orucu tutmaktan sakındırdı. Rahmeten lehum, onlara olan merhameti sebebiyle. Visal orucu bir kimsenin 2 gün, 3 gün, 4 gün ard arda herhangi bir şey yiyip içmeksizin oruç tutması demek. Savmi visal. Ashabını nehyetmiş Efendimiz. Efendim, onlar inneke tuvasilu, ama siz böyle visal orucu tutuyorsunuz ey Allah'ın Resulü demişler. O da buyurmuş ki inni lestu keheyetikum, ben sizin gibi değilim, sizin durumunuzda değilim. İnni ebitu, ben yut'imuni rabbi ve yeskini, Rabbimin beni yedirmesi ve içirmesi ile geceliyorum. Yani ben gece vakti Rabbim bana yediriyor ve içiriyor. Evet, rivayetin üzerinde durulması gereken birkaç noktası var. Birincisi, bir evvelki rivayetle irtibatlandırdığımızda Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ashabını visal orucu tutmaktan sakındırıyor. Ama kendisi de bırakmıyor. Dolayısıyla o rivayeti bırakırdı şeklinde anlamak doğru olmasa gerek. Efendim, ikinci husus, bu rivayetin tam bir varyantı gene müttefekun aleyh olarak Buhari'de ve Müslim'de şöyle geliyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh nakli olarak. İmam Nevevi merhum buraya Hazreti Ayşe validemizin rivayeti olarak almış. Buhari Müslim'deki daha uzun varyant Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan geliyor. Diyor ki kalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem la tuvasilu, visal yapmayın. Kalu, onlar dediler ki inneke tuvasilu, ama siz visal yapıyorsunuz ey Allah'ın Resulü. Kale buyurdu ki inni lestu mitlekum, ben sizin gibi değilim. İnni ebitu yut'imuni rabbi ve yeskini, ben gecelediğimde Rabbim beni yediriyor ve içiriyor. Felem yentehu anil visal, Efendimiz böyle yapmayın, visal yapmayın buyurduğu halde onlar visal yapmaktan vazgeçmediler. Kale, devam ediyor Ebu Hureyre radıyallahu anh. Fevasala bihimun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yevmeyni ev leyleteyni. Bu suretle Efendimiz ashabıyla birlikte 2 gün ya da 2 gece visal yaptı. Thümme ra'avul hilale, sonra hilali gördüler. Fekale nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem lev teakharel hilalu lezittukum. Eğer hilal geç kalsaydı, hilali görmeseydik, visale devam ettirecektim. Madem ki benimle birlikte visal yapmaya başladınız, kel munekkili lehum diye de bir gözlemini aktarmış Ebu Hureyre Hazretleri. Sanki Efendimiz onları azıcık sözümü tutmadınız, siz misiniz sözümü tutmayan gibi tatlı bir azarlamayla sanki onlara böyle hitap etmiş. Eğer hilal görünmeseydi ben visale devam edecektim. Dolayısıyla sizin de visaliniz benimle birlikte devam edecekti buyurmuş oluyor. Evet, buradan bu rivayet vesilesiyle bir noktaya daha değinelim. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bütün sakındırmaları, bütün nehileri tahrim ifade etmez. Şunu yapmayın buyurduğunda her buyruğu tahrim ifade etmez. O sakındırdığı şeyi yapmanın haram olduğunu ifade etmez.
Bazen ümmetine böyle burada gördüğümüz gibi ümmetine olan şefkatinden dolayı onların menfaatini düşünerek böyle yapmayın buyurur ama ashab-ı kiram efdal olanın öyle yapmak olduğunu bildiği için öyle yapmaya devam eder. Efendim bu da tabii bir usulü fıkıh meselesi. Nehi her zaman tahrim ifade eder mi? Ya da her zaman mutlak anlamda sakındırma ifade eder mi? Ve ona uymak, itaat etmek, imtisal etmek vacip olur mu? Bu tarz örnekler üzerinden nehiler tasnif edilmiş ulema tarafından. Dolayısıyla burada olduğu gibi tahrim ifade etmeyen nehiler de var. Gene bu rivayet bağlamında üzerinde durulması gereken bir nokta. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz inni ebitu yut'imuni rabbi ve yeskini. Ben gecelerim Rabbim beni yedirir ve içirir buyurmuş. Acaba ne kastedilmiş? Efendimiz ne kastetmiş buradan? Bazı alimler cennet yiyecekleriyle Efendimiz doyurulur ve içirilirdi, yedirilir ve içirilirdi ve bu o visale mani değildi demişler. Bu çok kabul görmemiş. Allahu Alem en fazla kabul gören tevil şu. Diyorlar ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz geceleyin ibadetle, namazla, efendim kıraatle manevi olarak gıdalanırdı. Ve bu gıda onun bedensel olarak da tahammülünü, takatini artırırdı. Böyle olduğunu biliyoruz. Özellikle bir kısım hal ehli insanlar, bir kısım mürşid-i kamiller. Yemek yeme bizim alışkanlık haline, günün rutini haline getirdiğimiz ve öyle yaşadığımız yemek yeme adeti yerine Kur'an okuma adeti geliştirmişler. Kur'an okuyarak kanmışlar, doymuşlar, hastalıktan şifa bulmuşlar. Bu tabii belli bir kıvam isteyen bir şey. Herkes için bahis konusu olamaz. Bir tenakuz ya da bir tearuz olarak gündeme getirilebilir düşüncesiyle Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bazen açlıktan karnına taş bağladığını bildiren rivayetler var biliyorsunuz. Özellikle hendek kazılırken. Bazı alimler bu rivayetlerin sahih olmadığını söylemişler. Diğer bazıları da buna itiraz etmişler. Hayır bu rivayetler sahihtir demişler. Allahu Alem rivayetleri gayri sahih kabul etmek zorunda değiliz. Evet. Birçok rivayet olduğu için bunlar birbirini takviye ediyor ve buradan bir kuvvet hasıl oluyor. Peki o zaman bu rivayetle o rivayetleri nasıl bağdaştırırız? O rivayetlerde Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin visal orucu tuttuğuna dair bir kayıt yok. Yani bulsa yiyecek, yemek, efendim su bulsa yiyecek. Bulamadığı için karnına taş bağlamış. Efendim. Nitekim Ebu Talha rivayetinde Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mucizelerinden biri olarak okuyoruz. Ümmü Süleym onu işte evine davet ediyorlar. Bir parça ekmek, çok az bir yiyecek. Efendimiz o yiyeceği öyle bereketlendiriyor ki ashabıyla birlikte onar onar kişilik gruplar geliyor. O tabaktan yiyerek, doyarak kalkıp gidiyorlar. Bu da Efendimizin mucizelerinden birisi olarak kayda geçmiş bir rivayet. Dolayısıyla arada bir tearuz yok. Visal orucu tuttuğu zaman Cenab-ı Hak ona vücuduna efendim tahammül veriyor, vücudunu kuvvetlendiriyor. Öbür türlü de Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de normal bizim gibi acıkıyor ve onu hiç hissetmemek için mübarek karnına taş bağlıyor diyebiliriz.